Asfalt Türkiye TV Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul yayınımız devam ediyor. Yanımızda Arfen İhracat Direktörü Vehbi Bey var. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz standımıza. Teşekkür ediyorum. 6 Nisan'da başladı Yapı Fuarı. Genel bir değerlendirme alalım. Nasıl geçiyor? İlgi nasıl Arfen'e? Şöyle 6 Nisan'da başlayan ilk günde özellikle yurt dışındaki müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz çok fazla ilgi gösterdi. Aynı zamanda iç piyasadan yerli üreticiler, yerli müşterilerimiz de, inşaat piyasasına hakim olan, inşaat malzemelerini talepleri olan müşterilerimiz de çok fazla ziyarete ilgi gösterdiler. Bununla birlikte geçen senelerdeki yoğunluklar yok. Yani pandemi dolayısıyla tabii herkesin öngördüğü şekilde. Ama hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Yani beklentilerimizi karşıladı. Gayet iyi gidiyor. Yarın da devam edecek. Bakalım yani. Şu an için bunları söyleyebilirim. Vehbi Bey, Arfen'in hikayesini biz sizden dinlemek isteriz. Ne zaman kuruldu, bugünlere nasıl geldi? Tabii. 99 yılında Gültekin Dönmez kurucumuz, aynı zamanda CEO'su Arfen'in, Arfen grubun. Biz dilatasyon profilleriyle bu işlere başladık 99 yılında, 21 yıl önce. Kendisi inşaat mühendisidir. Detaylarımızla birlikte piyasaya çok hızlı bir giriş yaptılar açıkçası. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde 3-4 sene içerisinde ihracata da ağırlık verdik. İhracata Mısır, Irak bu bölgelerle başladık. Şu an 60'a yakın ülkede ihracatımız mevcut. 15 tane bayimiz mevcut. Bu bayilerle biz kendi ürünlerimizi, Arfen markasını Türk markası olarak tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Arfen grup olarak alüminyum fabrikamız Çorlu'da. Arfen köprü olarak Dilovası'nda hizmet vermekteyiz. Ve Arfen inşaatın merkez binası Hadımköy'dedir. Biz alüminyum, PVC ve kauçuk sektörlerinde şu an Türkiye'ye ve dünyaya hizmet vermekteyiz. Biraz üzerine girmek istersek eğer, dilatasyon profilleri, duvar koruma ürünleri, alüminyum cephe sistemleri, alüminyum cam baza sistemleri, onun dışında paspas sistemleri, köprü kauçuk mesnetlerimiz, köprü modüler genleşme derzlerimiz. Yani Arfen'in şu an ürün gamında 1000'e yakın, hatta 1000'den biraz fazla ürün bulunmakta. Bu ürünleri dediğim gibi satıştaki arkadaşlarımız olsun, ARGE'de, araştırma geliştirme departmanındaki arkadaşlarımızla birlikte her sene yeni ürün çıkartmaya mesela özellikle dikkat ediyoruz. Piyasanın nabzını tutuyoruz. Rakiplerimizle bağlantımızı hiçbir zaman koparmıyoruz. Yani sürekli tatlı bir yarış halindeyiz diyebilirim. Vehbi Bey, Arfen ihracatı yükselen bir grafiğe sahip. Rekabet de çok ciddi bir rekabet söz konusu. Dünyada Arfen'in tercih edilme sebepleri nelerdir? Ürünlerinizi ön plana çıkaran özellikler hangileri? Şöyle, biz ihracatta daha demin söylediğim gibi 15 senedir ve fazlasından beri 60 ülkede bu hizmeti vermekteyiz. En önemli ürünlerimizden bir tanesi dilatasyon profilleri. Dilatasyon profilleriyle Avrupa'daki ve Amerika'daki üreticilere çok yakın ve hatta bazı sektörlerde, bazı projelerde aynı hizmetleri vermekteyiz. Bizim kendi fabrikamızın olması neticesinde test raporlarımız, ARGE çalışmalarımızla birlikte her sene yapmış olduğumuz yeni araştırmalar, yeni çalışmalar, yeni detaylar her geçen gün bizi rakiplerimize bir adım daha yaklaştırıyor ve onlarla aynı seviyede, aynı kulvarda yarışmamızı sağlıyor. Dilatasyon profilleri dışında ikinci en önemli ürünümüz duvar koruma ürünleri. Duvar koruma ürünlerimizi hastanelere sağlamaktayız. Aynı şekilde dilatasyon profillerinde olduğu gibi yapmış olduğumuz testler, uluslararası testler, sertifikalar Avrupa normlarına düzeylerinde olduğu için biz bu ürünlerimizi de Avrupa'daki çoğu ülkeye, hatta uzak doğudan Güney Amerika'ya 50'den fazla, 60'dan fazla ülkeye ihracatını yapıyoruz. Bu ürünleri ihracatta yapmamızdaki en önemli faktörlerden bir tanesi de kalitemiz. Kalitemizin bu şekilde iyi olması bizi Avrupa'daki müşterilerimizle kıyaslamalarına sebep veriyor. Çünkü daha önceki zamanlarda Türk malları, Çin malları hep insanların gözünde ikinci bir kalite olarak görüyordu. Ama bizim yapmış olduğumuz bu atımlar sayesinde fuarlara katılmamız, müşterilerimizin ziyaretlerine gitmemiz, bizim kalitemizi bizim ağzımızdan yani üretici firmalardan duymaları Türk mallarına ilişkin bakış açılarını değiştirdi. Bu sayede biz bu kaliteyle dilatasyon ve duvar korumada şu an Avrupa'daki firmalarla yarışıyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi alüminyum fabrikamız var. Bu fabrikada üretmiş olduğumuz dış cephe seramik profilleri, cam baza profilleri. Bu konularda da yeni yeni atılımlar yapıyoruz son 2 senedir. Umuyorum ki yakın zamanda o konuda da 60 ülkeye ulaşacağız. 2020 olumsuzluklarla anılıyor. Birçok firma kayıp yıl olarak değerlendiriyor 2020'yi. Arfen 2020'yi nasıl geçirdi? Şöyle oldu. Bizim de en başta çok olumsuz yaklaşan sektörlerimiz oldu. Yani alüminyum piyasasında, PVC piyasasında
satışların azalacağı, üretimlerin etkileneceği, çalışma şartlarının değişeceği konusunda ki nitekim öyle oldu. Özellikle çalışma saatleri, işte sosyal mesafeye dikkat edilme hususunda, hijyen hususunda çok fazla değişiklik oldu. Bu bizi 2021'in ilk iki çeyreğinde çok etkiledi. İlk iki çeyrekte bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, üretimdeki aksaklık demeyeyim ama bu alınan önlemler diyelim, bizi biraz geriye itti. Ama ikinci çeyrekten sonra, üçüncü ve dördüncü çeyreği biz gerçekten güzel bir kapanış yaptık seneye. Bu da bizi motive etti açıkçası. Şu an 2021'in başındayız, ikinci çeyreğin içerisinde bulunuyoruz. Şu an katılmış olduğumuz fuarda bunun göstergesi aslında. Birinci çeyrekte geçen seneden daha iyi bir performans sergiledik. 2021'in son çeyreğine yakın, dördüncü çeyreğine yakın bizim yine olumsuz düşüncelerimiz vardı. Fakat dediğim gibi 2021'in başında, yani şu an birinci çeyrekte yapmış olduğumuz bu başarı o olumsuzluğu, yani o kara bulutları biraz da törpüledi, azalttı. Biz hala umutluyuz. 2022'ye de inşallah bu şekilde girmeyi düşünüyoruz. 2021 hedeflerinizden de biraz bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Hangi ürünler vitrine çıktı? 2021'de özellikle alüminyum fabrikamızda çok büyük atılımlar oldu. Dilatasyon profillerinde iki tane önemli detayları çıkarttık piyasaya. Pencere ve duvar bölme sistemlerinde çok önemli atılımlar yapıldı. Arge çalışmaları %90 olarak tamamlandı. Hatta ürünlerin bazı kalıpları hazırlandı, numuneler hazır. Şu an pazara çıkmaya ve sunum yapmayı bekliyor kendileri. İnşallah o ürünlerde de, bu 4 veya 5 ürünümüzde de hem iç piyasada hem de yurt dışı ihracat piyasasında aynı başarıyı göstermeyi umuyoruz. Değerli vaktinizi bizler için ayırdığınızı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Evet, Arfen Dış İlişkiler Direktörü Vehbi Bey misafirimizdi. Yayınımız devam ediyor, takipte kalın.